Peki İknur, ne söylüyordu Seher şeyle ilgili, abisiyle Ya ilgili, Ayşe ile ilgili? gitti. Kadının arkasından gitti, ailemini ihale koydu diye. Böyle şey yapıyordu. Ailesi de hatta çok kızmış. Ya bırak ya dedi, böyle abi falan dedi, olmaz olsun dedi, bir karının arkasından gitti, takıldı gitti diye. İki tane çocuğu varmış dedi, kendini ona mı layık görüyorsun dedi. Nasıl Böyle bayağı şey iftiralar bunlar konuştu. ya? Var ya, takır takır işine gelenleri gerçekten hatırlıyor. İşine gelmeyenleri hatırlamıyor. Bunlar hep Burak'la ne konuşuldu, konuştuğunu gayet de konuşuldu. hatırla kardeşim. Burak'la Konuşuldu hep. saatlerce, 2 saat Anası bir de konuşan... Sırık diyor annesi. Şaban'a. Şaban'a Şaban'a. sırık diyor. Ha, Sırık uzun geldi, boylu. Ha. sırık gitti. Öyle şey sıfat vermiş yani. Sırık geldi, sırık Sırık gitti. geldi, sırık gitti. Allah Allah. Sevmiyorlar çocuklar. Kızgınlar daha İşte doğrusu o Ayşe kadına Hanım'la. şey oldu delekten. Yo, Ayşe Hanım, o evli, bu benim annem hep bekar. öyle bahseder ve sizin yani gerçekten ben anlamıyorum burada şu an olanları. Peki Ayşe Çok Hanım, büyük saçmalık. kocanız bu seherlerin oturduğu kata taşınmak istemiş galiba. Seher'in oraya taşınmak istemedi. Orası Tarık'ın hakkıydı. Benim dairem diyordu. Ben de Tarık kim hatta ya? onu konuştum. Ya Şaban'a Tarık diyoruz biz. Ha. Şimdi orasını istiyordu. Ben dedim ki hatta Seher burayı çok beğendi aşkım dedim. Burası onun olsun. Ben burayı zaten istemiyorum dedim. O binayı ben istemiyorum dedim. Ben onların annesinin durduğu bir daireyi istedim hatta ben. Hı. Hatta orada Yasemin'in çocuklarına bakıyordu. Hem de Nurdin'in çocuklarına daha rahat bakar. Sonra Ayşe teyze de, yani benim kayınvalide, kayınanam da orayı istemedi. Yani gitmek istemedi. Tamam mı? Tamam, istemiyorsa istemiyor. Zorla değil. Bu şimdi ben şunu merak ediyorum. Burada aile konusunu mu konuşuyoruz? Eşimi suçluyorsunuz. Benim Bakın, o... alın sesini, alın sesini. Ben kimseyi suçlamıyorum kardeşim. Senin kocanın ifadesi alınmamış, bu bir. Olay nedir, soru soruyoruz. Şaban'la olan ilişkileri acaba bizi cinayete götürür mü? Her türlü kişiyi soruyoruz da. Şaban'a sorunca mı kötü oluyor? Kerem'e neler neler sorduk. Beyza'ya neler sorduk. Veysel'e neler neler sorduk. Nerede diyoruz, Şaban niye cenazeye gitmedi diye soruyoruz. Niye rahatsız oluyor? Doğru düzgün cevap verecekse versin lütfen ya. Konuşuyor musunuz hala bununla siz? Evet. Emin misiniz? Anne babam Cevap konuşuyor mu? veriyorlar zaten Anladım şu da soru anda. sormaktan niye suçluyoruz? Kimi suçluyoruz? Biz Şaban'a katil dedik mi? Katil dediniz demiyorum ama Hayır. adam İfadesi... Sakarya'da olmadığına dair. Hani Soru adam soruyoruz. Sakarya'da yani. Biz suçlamıyoruz. Soru soruyoruz. Sakarya'da Sorularınıza mı? cevap veriyorsun. Neden cenazeye geldi? Sakarya'da olduğunu Cenazeye geldi söyleyen ama bir gün karısı sonra diyor. gelmiş adam. Yani bundan ne anlıyorsunuz Geldiğinde, ki anlamadım geldiğinde, yani. o zaman geldiğinde, geldiğinde, geldiğinde. Tamam, Mahmut'u çağır. Mahmut'tan sonra Ayşe Hanım belki söyleyecekleri vardır. Mahmut'u da dinlesin. Geldiğinde annenle kavga etmiş Şaban. Etmiş olabilir. Kırgın ayrıldılar. Ben size söylüyorum zaten başka bunları. şeyler de olmuş. Ne Kuzeni Mahmut olmuş? gelsin, anlatsın. Gelir misin Anlatsın. lütfen Mahmut? Ayşe Hanım da dinlesin, yanıt versin sonra. Aa, bu ne ya? Sorulardan rahatsız oluyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Mahmut'cum? İyi yayınlar. Teşekkür ederim geldiğin için. Teşekkür ederim. Gözler benziyor biraz. Baba bir galiba babalarınız. Evet. Anneler Kardeş. ayrıymış yani şeylerin, babalarınızın annesi. Mahmut hoş geldin. Hoş bulduk. Sen Seher'in Mahmut Gün Yayla. Evet. Seher'in amcaoğlusun. Evet. Tamam mı? Şimdi bana şunu anlatır mısın? Yani o olayı da soracağım. Yani Şaban'la Ayşe Hanım arasında, Seher'in annesi arasında bir tartışma olmuş. Ama ona gelmeden önce ben cinayet günü biraz seni sabaha götüreyim. Yani cinayet günü, daha doğrusu öğle saatlerinde. Evet. Sen bir yere iş bakmaya gitmişsin, işkura. Evet, Bir Seher'e su doğru. verin. Aha, evet. Sonra ne oldu? Bana bir anlat o günü. Dükkan bakmaktan geliyorum. Cinayet gününden bahsediyorum. Hayır, cinayet gününün bir günü, günün Cinayet gününü anlat. O gün çok gününü ilginç. Evet. o gün işte cinayet oldu yani. Peki nereden? Seher'in pastanesinin önünden geçmişsin. Doğru. Sonra ne oldu? Geçtim. Seher yoktu, dolmuş emindim. Ben ondan sonra gittim yani Saat evime. kaçta Seher'i orada görmedin? Saat 5'i çeyrek geçiyordu herhalde. 5'i 10 falan geçiyordu herhalde. Seher o sırada orada Baktım ben mıydın? şöyle de göremedim. Oradaydın. Başka şubede İçeriye mi? girseydi görürdüm. Ama başka şubede de çalışabiliyorlardı. Buradan mı geçtin? Evet, İçeriye geçtim. girseydi görürdüm. Ama Gidip ekibi öyle demişsin. O gün orada görmedim demişsin. Evet. Sonra cinayeti nasıl haber aldın? Cinayeti Lestandeyze haber etti bize. Saat 22.05-22.10 civarında. Cinayet daha olmadan.
22 mi? 22 yani 10. Yani 10'a 5 geçe, 10'a 10 geçe falan haber aldık. 10'a 10 geçe, 10'a 5 geçe ben haber aldık. Ben 8 gibi falan duydum ama. Neslihan teyze aradı diyor. Doğru mu? Yengenin deyişine göre yengen baktı telefona, ev numarasını aramış. 11 gibi diyor yengen. Ben o gün telefonun şeyine baktım. Ona 5-10 geçiyordu. Ne dediler? Adım kadar eminim. Ne telefon dediler? Yanımdaydı çünkü. Tamam, ne dediler sana? Ramazan'ın... Beni değil. Telefona yengesi bağlanmış. Ramazan damatını vurdular demiş. Bir bakın demiş. Bu amda anam da gitmeyin siz dedi. Biz de korktuğumuz için gitmedik yani. O gün. Saat 10'da Burak'ın vurulduğu belli miydi? Ha, belliydi. Saat 22-10 civarı. Neslihan, senin annenin komşusuymuş. Çarşıdaki. Çarşıdaki. Eyüp'ün annesi. Saat 10'da artık öğrenmiş miydiniz? Vurulduğunu öğrenmemiştiniz daha. Ya hastaneye gidince öğrendik, 10'da öğrendik. Ama yani kim oradan oraya haber söyleyecek? Hatta şunu söylemiştim. Halil mi ya da Murat mı vurulduğunu öğreniyor. Hatta sırtından ateş edildiğini falan öğreniyorlar. Halil, Murat bunu nereden biliyor diye biz konuşmuştuk ya. Sen de demiştin o sırada. Yani biz o sırada tam vurulduğunu bilmiyorduk. Yani sırtından vurulduğunu nereden biliyor onlar diye konuşmuştuk ya. Kolay zamanda bilmiyorduk. Biz hastaneye gittik, hastanede öğrendik dedik, evet. Ama onlar mahalledekiler nasıl duymuşlar diye sen sordun ya. Bunu da manidar bulduk. Hatta Murat'la Halil o zaman vurdukları için bunu biliyorlar diye konuşmuştuk ya. Mahallede biliniyormuş. Neslihan da biliyormuş. Komşu da biliyormuş yani. Demek ki saat 22.10'da Burak'ın vurulduğu, ateş edildiği, iki el ateş edildiği ya da ateş edildiği. Hayır, geç haber ediliyor. 8'e kaç kişi vurulmuş öyle diyorlar. Ama 10'da artık vurulduğu, ya ateşle herkesi vurulduğu belli. Belli yani. O gün, o akşam gittin mi sen cenaze? Hayır, akşam gitmedi. Korktuk bizi. Dedi ki gitmeyin dedi anam babam da. Sonra ertesi sabah günü. Sabah gidin dedi. Ertesi sabah gittin. Gittik doğru, sabah gittik. Sabah gittin. Ne oldu olay yerine? 9 gibi civarında gittik herhalde. 9'a 5-10 geçe mi ne herhalde. Tamam. Gittik cinayet, Şaban'la Mustafa'yla Veysel duruyordu yanında. Mustafa senin kardeşin. Evet. Veysel de enişten. Eniştesi. Onlar duruyorlardı. Sonra ne oldu? Amcamla tokalaştık. Öyle köşeye çekildik. Ne oldu dedik, vuruldu. Vurmuşlar abi dedi. Kim dedi sana? Veysel'den Mustafa. Veysel'le Mustafa. Bilmiyoruz dedi, biz de bilmiyoruz dedi. Onlar da bilmiyorlarmış. Hı-hı. Peki o sırada birilerini görmüşsün mahallede. Evet. Kimi gördün? Dikkatini çeken birileri varmış. İlk günü, doğru. İlk günü vardı. Nurgül'ü görmüşsün. Nurgül'ü gördüm. Nereden bakıyordu sana? Karşıdan bakıyordu. Üçümüz de Veysel ileride. Evet. Mustafa ortamda, ben sondayım. Onların oradaki bakışlarını garip görmüşsün. Evet. Perdeyi çekmiş, bakıyordu bizden tarafa. Evet. Karşıdan dediği nereden karşıdan? 5 dakika evinin, falan. Evinin penceresinden. Evet. Zeytinin, zeytinin yanındaydık. Kendi bizden. Evinde yani. Burak'ın evinin penceresinde de Seher'in annesi Ayşe Hanım varmış. Evet. O da baktı bize. Nasıl baktı? Yani bu şekilde baktı yani. 5 dakika. Ayaktaydı. Ayaktaydı. Hı-hı. Sinirli sinirli bakıyor diyorsun. Normal bu şekilde bakıyordu yani. Öyle normal gözüküyordu yani. Ama bize söylediğin arkadaşlarıma şey demişsin, sinirli sinirli bakıyoruz demişsin. Tabii şöyle normal bir şekilde yani işte. Hı. Çekiniyor musun söylemeye? Hayır, çekinmiyorum. Öyle demişsem doğrudur ya. Peki sen buraya gelmeden önce Burak'ın, pardon, Seher'in babası Ramazan, amcan Ramazan size gelmiş. Evet. Yani bu canlı yayına gelmeden Hı-hı. önce. Ne dedi sana? Amcam dedi... Ya dedi, Seher'den dedi, Şaban kavga mı etti? Sen öyle bir şey söyledin mi dedi. Yok dedim, ben öyle bir şey konu geçme dedim. Evet. Şöyle bir konumuz geçti dedim. Aha. Şaban dedim, bize anlattığına göre dedim, cenazeye katılmadı. Ben yok, onu boş ver de Ramazan Bey sana ne dedi? Yani ne istedi senden? Ya dedi, canlı yayına çıkmayacaktın, kapatacaktın telefonu dedi. Ondan sonra dedi, konuşsan dedi, bir kelime konuş dedi. WhatsApp arkadaşlar. Konuşsan bir kelime konuş dedi, canlı yayına katılma dedi. Senin Seher'in babası, Hı-hı. amcan canlı Öyle. Yayına katılmanı istemedi. Evet. Arkadaşlar WhatsApp'a bakar mısınız lütfen? Neden istemedi? Bilmiyorum valla. Ben dedim katılacağım dedim. Ne konuştuysam söyleyeceğim aynen dedim. Peki özellikle yani konuşmandan rahatsız mı oldu Ramazan Bey? Bilmiyorum artık. Seher'den Şaban kavga et. Ben dedim öyle bir şey görmedim dedim. Buraya gelmişler kavga etmiş diye Halil yazmış dedim. Öyle Hı-hı. bir şey yok dedim. O gün o sırada Mustafa
Seyir'in abisi var, sen varsın, Veysel var. O sırada yemek siparişi için gitmişler. Evet. Sen, amcan Ramazan ve Hasan Hüseyin diye bir amca daha varmış. Beraber kalmışsınız. Ne oldu o sırada? O sırada Zeytin'in yanındaydım ben, aynı yerimde. Amcamla ikisi konuşuyorlardı şöyle yan yana. Şöyle baya bir kameraya kadar yürüdüler. Şuraya kadar yani bir bayağı. 10 metre falan. Hı-hı. Evet, sonra ne oldu? Ondan sonra... Sen de onları mı takip mi ediyorsun? Hayır, takip etmiyorum. Ya dedim, ne konuşuyorlar dedim şöyle. Evet. Yan yana konuşuyorlardı şöyle. Ben bir şey anlamadım yani. Bir şey anlamışsın. Bir şey demişler kendi aralarında. Bir şey konuşmuşlar. Ama duymadım yani. Ama duyduğunu bize söylemişsin. Bir anda bilmiyorum. Yola doğru gidiyorlardı. Hasan Hüseyin amcan, Ramazan amcana, Seher'in babasına demiş ki suçu günah olmasaydı vurmazlardı demiş. Evet, öyle demiş. Doğru. Duydun mu onu? Duydum onu. Duydun. Peki Ramazan amca ne dedi? Seher'in babası ne dedi? Bilmiyorum. Ondan bilgim yok. Ne dediğini ben sana hatırlatayım mı? Ramazan Bey de demiş ki doğru, suçu olmasa kim vurur demiş damadı için. Öyle dedi mi? Bilmiyorum valla. Öyle bir şey duymadım. Ama sen bizim ekibime söylemişsin. Doğru. Demişsin ki Ramazan Bey, Seher'in babası demiş ki suçu olmasaydı kim vurur demiş. Bunu duydun mu, duymadın mı? Hayır. Niye ekibimize öyle söyledin peki? Öyle bir şey söylemedim. Okuman yazman var mı? Var. Ortiki terkim ben. Gel o zaman. Gel lütfen. Hasan Hüseyin amcam söylemiş. Benim duyuşuma göre öyle duyuyorum. Bak, ben. Hasan Hüseyin amcam Ramazan amcama suçu günah olmasaydı vurmazlardı demişti. Öyle demiş, Ramazan doğru. Ramazan amca da doğru, suçu olmasa kim vurur demiş. Diye duydum demişsin. Doğru. Doğru doğru. Dedi mi? Hı. Hatırladın mı? Ama amcam öyle bir şey dememiş. Sade Hasan Hüseyin amcam diye yazmışım ben. Ramazan amcamın yedi. Sen konuşmuşsun. Hı. Senin dediklerini biz yazmışız buraya. Ramazan Bey, Seher'in babası o sırada damadı ile ilgili ne dedi? Çok önemli Mahmut. Allah. Suçu olmasaydı, doğru suçu olmasa kim vururdu diye bir cümlesi oldu mu? Hasan Hüseyin amcam böyle demiş, duydum ben ama bunu. Öyle kimden şey... Bak Hasan amca senin amcan mı, diğer amcan mı? Evet. Diğer amcan, suçu olmasaydı, yani suçu ne demiş bir dakika? Suçu günah olmasaydı vurmazlardı demiş. Baban da onu onaylamış. Şimdi anladığım kadarıyla biraz çekiniyorsun, korkuyorsun. Hayır, Hasan Hüseyin amcam bunu... Ben anamdan falan duyuyorum bu konuşmayı. Hayır, bunda birilerine... ne çıkarmamız gerekiyor onu anlamadım ben. Yani Burak'ın bir suçu olduğunu ve vurulma nedenini biraz yani nasıl söyleyeyim bunu bir çok... suçu olmasa hani kimse kimseyi vurmaz demiş yani. Evet ya, suçu Burak'ı suçlu göstermişler yani. Suçlu göstermişler değil, acaba suçu neydi, hani suçu olmadan vurmazlar diye aralarında konuşmuşlar yani bunda. Ya insan sonuçta damatları değil mi ya? Damatları ama hani orada bir şaşkınlıkla bir olay olmuş. Hani neden olabilir diyor. Hani bir suç olmasaydı olmazdı demişler yani. Kendilerine de sorabilirsiniz öyle Burak bir şey dediyse. Suçu mu var? Bir suç işledi mi Burak sence? Oturabilirsin. Tamam. Bilmiyorum. Bir suçu olduğu için öldürüldüğünü sen düşünüyor musun? Yani yoksa... insan durduk yere böyle karşısındaki birini neden öldürsün? Ki öldürmemeli zaten. Ya bir şeye kızmıştır. İntikam almak istemiştir. Cezalandırmak istemiştir. Her öldürülen suçlu mu yani? Çok saçmasalar. İyi de konuştular diye ne oluyor anlamadım ben yani. Hayır, bir dakika, anlamaya çalışıyoruz ya. Bir dakika dur, sakin ol yani. Ben sakinim zaten.